Evet, bir başka vlogdayız arkadaşlar. Özlem Hanım'ın en çok sevdiği yer birazdan karşınıza çıkacak. Park. Ve su, değil mi? Havuz. Park ve su. Havuz, aynen. Havuzlar çok güzel vallahi. Bu sıcak havada çok güzel oluyor. Şu anda İstanbul Radyosu'nun önündeyiz. Burası ünlü Harbiye İstanbul Radyosu. Yıllarca TRT'den duyardık. Ben çocukluğumda duyardım. Benim yaşımda olanlar da zaten hatırlarlar. Hep böyle adresi verirlerdi. İstanbul. Arkası yarın nasıldı? İstanbul Harbiye diye. He. Bir de seslendirme yaparlardı tiyatrolarda. Radyo tiyatroları vardı arkadaşlar. İşte buraya geldim, onları hatırladım. Binası da böyle, sol tarafta gördüğünüz gibi. Ama en çok da arkası yarınlar güzeldi değil mi? Ya evet, arkası yarınlar. Sen dinler miydin arkası tabii yarınlar? Tabii ki, radyoda çocuktuk, dinlerdik tabii, dinlemez miydik? O zaman böyle internet falan yoktu ki. Şimdi internet, herkesin elinde telefon, arkası yarın mı kaldı? Değil mi? Arkası biz kaldık. Evet. Şimdi Taksim Gezi Parkı'na gidiyoruz. Gezi Parkı en çok sevdiğimiz yerlerden birisi. Biliyorsunuz Gezi Parkı da anıldı artık Gezi Parkı olaylarıyla. Yani duymayan Türkiye'nin her yerinde insan artık biliyor ismini. Oraya gidiyoruz, orada bir mola vereceğiz. Ne yiyeceksin? Biraz dinleneceğiz. Ben her zamanki gibi dondurma yiyeceğim. Dondurma delisi bir kadın ya. Bütün paramızı dondurmalara yatırdık vallahi bile. Şöyle şeyine geçeyim seni. Burası da meşhur Hilton Oteli'nin girişi. Özlemciğim bir gün yemeğe gelelim şu Hilton Oteli'ne, ne dersin? Olur, getirirsen neden geldin? Bak ne diyeceğim, evlenme yıl dönümümüzde burada bir oda ayarlayalım İstanbul Hilton Oteli'nde. Ne dersin? Olur, çok sevdim. Aman hemen olur diyor ya, hiç demiyor olmaz ya, diye ya. Ya hangi kadın olmaz derdi, lütfen yani söyle. Yavrum ben... bizim paramız bu otelde kalmaya acaba yeter mi? Yeter, yeter. Nasıl yeter ya? Yeter canım yani. Fakir... Kredi kartına taksit değil mi? Yok, o kadar da değil yani. Aha. O kadar da değil. $300 falandır herhalde bir geceliği. Yani görmeye değer yani. Neden ki şu 3 günlük dünyada Hilton'da bir gece geçirmedikten sonra gözümü kapayıp öteki tarafa gitmişim. Neye yarar? Şapkanı taksana, şapka sana çok yakışıyor. Neye yarar, neye yarar? Hasır şapka. Bunu arayıp da bulana kadar öldük. Yazın vazgeçemediğim. Vallahi birazdan dediğim gibi Taksim Gezi Parkı'nda olacağız. Gezi Parkı'ndan sonra bir gece Taksim'i görüntüleyeceğiz. Bakalım Taksim nasıl olmuş. Çoktandır gelmiyoruz Özlem. Evet, birkaç ay oldu gelmiyoruz. Çünkü tatildi, işti, falandı, filandı. Yani bilmiyorum. Yani bize pek cazip gelmeyecek de görmeyen, bilmeyen arkadaşlar için özellikle. Bakalım neler göreceğiz. Hep birlikte birkaç saat sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Bay bay. Vallahi Gezi kaydına, Gezi Parkı'na gelmeden önce Magnum'u aldı. Bademli mi? Bademli. Çok güzeldir. Önceden ama sen bademli yemiyordun. Neden şu anda özellikle bademli yiyorsun? Bilmiyorum, bademin tadı çok hoşuma gidiyor o yüzden. Allah Allah, ne alaka yani. Bence diğerleri daha güzel ya. Hindistan cevizlisi mi var bunun? Antep fıstıklısı mı var? Neli var? Vişnevisi var, sadesi var, of. Beyaz kılıklısı var. Bak hepsini biliyor, hepsini biliyor. Bu arada Gezi Parkı'na geldik. Şimdi birazdan sizlere göstereceğiz Gezi Parkı'nı. Özlem de maşallah yani ya. Bir tane daha yer misin? Yeter değil mi? Bir tane yeter. Bu arada arkamızda Hilton Oteli. Pardon. Ne Hilton'u ya? Divan Oteli, divan. Karıştırdım. Aklım demin divan Hilton Oteli'nde kaldı. Burası meşhur Divan Oteli. Şu karşınızda gördüğünüz yer de Gezi Parkı. Evet, Taksim Gezi Parkı. Bakalım şu anda nasıl durumda? Karşıya geçebilirsek gel Özlem. Evet, işte o meşhur Taksim Gezi Parkı. Özlem valla şapka da on numara oldu ha. Rus turistlere döndün, yemin ediyorum. Millet seni Rus turist olarak görecek artık. Yani şapka takınca öyle mi oluyor? Türk kadını şapka takamaz mı? Atatürk devrim yapmış, şapkayı getirmiş. Değil kadın mi? Erkeğe. Evet, gel bakalım buradan. Evet, Gezi Parkımız. Şu anda giriş yapıyoruz. Taksim Gezi Parkı.
Özlem'in yeşilliklerle, çimenlerle olan özlemi burada. Yeşil aşkım. Yani denizden daha çok yeşili sevdiğim için her yerde söylüyorum. Yani yeşil çimen gördüğüm zaman peçete yok. Nasıl çıkıyorum bilmiyorum. Yalanca. Evet, buradan bu arada Hava İst'in otobüsleri kalkıyor. Burası gördüğünüz gibi gençlerin uğrak yeri. Banklarda dinlenenler, çimenlere serilenler. Hadi sen. Kendimize bir bank bulmak istiyorum da. Ne yapacaksın bankı? Gezeceğiz daha ya. Bakalım. Hayır, ben çok yoruldum. 5 kilometredir yürüyorum, biraz oturdum. Günde 7 kilometre dedi doktor sana. Püfür püfür esiyor şu anda. Şöyle ortalarına doğru gidelim de bari orada oturalım. Burada mı oturacaksın? Şuraya da oturalım. Gel bakalım, oturalım. Bu arada gençler, bakın o bira içen bile var vallahi. Hadi bakalım oturalım şimdi. Vallahi Gezi kaydına, Gezi Parkı'na gelmeden önce Magnum'u aldı. Bademli mi? Bademli. Çok güzeldir. Önceden ama sen bademli yemiyordun. Neden şu anda özellikle bademli yiyorsun? Bilmiyorum, bademin tadı çok hoşuma gidiyor o yüzden. Allah Allah, ne alaka yani. Bence diğerleri daha güzel ya. Hindistan cevizlisi mi var bunun? Antep fıstıklısı mı var? Neli var? Vişnevisi var, sadesi var, of. Beyaz çikolatası var. Bak, hepsini biliyor, hepsini biliyor. Bu arada Gezi Parkı'na geldik. Şimdi birazdan sizlere göstereceğiz Gezi Parkı'nı. Özlem de maşallah yani ya. Bir tane daha yer misin? Yeter değil mi? Bir tane yeter. Bu arada arkamızda Hilton Oteli. Pardon. Ne Hilton'u ya? Divan Oteli, divan. Karıştırdım. Aklım demin divan Hilton Oteli'nde kaldı. Burası meşhur Divan Oteli. Şu karşınızda gördüğünüz yer de Gezi Parkı. Evet, Taksim Gezi Parkı. Bakalım şu anda nasıl durumda? Bir karşıya geçebilirsek gel Özlem. Evet, işte o meşhur Taksim Gezi Parkı. Özlem vallahi şapka da 10 numara oldu ha. Rus turistlere döndün, yemin ediyorum. Millet seni Rus turist olarak görecek artık. Yani şapka takınca öyle mi oluyor? Türk kadın şapka takamaz mı? Atatürk devrim yapmış, şapkayı getirmiş. Değil kadın mi? Erkeğe. Evet, gel bakalım buradan. Evet, Gezi Parkımız. Şu anda giriş yapıyoruz. Taksim Gezi Parkı. Özlem'in yeşilliklerle, çimenlerle olan özlemi burada. Yeşil aşkım. Yani denizden daha çok yeşili sevdiğim için her yerde söylüyorum. Yani yeşil çimen gördüğüm zaman peçete yok. Nasıl çıkıyorum bilmiyorum. Yalanca. Evet, buradan bu arada Hava İst'in otobüsleri kalkıyor. Burası gördüğünüz gibi gençlerin uğrak yeri. Banklarda dinlenenler, çimenlere serilenler. Hadi sen. Kendimize bir bank bulmak istiyorum da. Ne yapacaksın bankı? Gezeceğiz daha ya. Bakalım. Hayır, ben çok yoruldum. 5 kilometredir yürüyorum, biraz oturdum. Günde 7 kilometre dedi doktor sana. Püfür püfür esiyor şu anda. Şöyle ortalarına doğru gidelim de bari orada oturalım. Burada mı oturacaksın? Şuraya da oturalım. Gel bakalım oturalım. Bu arada gençler. Bakın o bira içen bile var vallahi. Hadi bakalım oturalım şimdi.